Haberimiz neler? Bakan, Ulaştırma Bakanı ile birlikte İçişleri Bakanı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de o heyetin içinde, vali de orada bildik, gördük. Tekrar açıklama yaptıktan sonra içeriye girdiler. Bir soru ve beraberinde gelebilecek yanıtlar için aslında bir ortam oluşmadı. Ama hastaneden bir açıklama var mı ya da açıklama beklentisi ne düzeyde diye soralım. Çünkü böyle durumlarda başhekim ya da ilgili doktorların da durumla ilgili açıklama yaptıklarını biliriz. Böyle bir ihtimal var mı diye de Sercan Bilgi'ye soralım eğer bu kez sesim ulaştıysa. Sercan? Salih Naiman, an itibariyle Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önündeyiz. Özellikle menfur saldırıdan hemen sonra hastane acil servislerinde hazırlıkların yapılması yönünde bir talimat gelmişti ve sonrasında gerek burada gerekse diğer hastanelerde hazırlıklar yapıldı, tedbirler alındı ve an itibariyle bulunduğumuz yerde de bir hareketliliğin olduğunu ifade edelim. İbrahim Bayram şu an ekranlara getiriyor. Özellikle hastaneye çıkan yollar buradaki personeller tarafından şu an kontrol altına alınmaya çalışılıyor. En azından buradaki trafik hareketliliğinin veya gelecek olan ambulansların çok daha hızlı bir şekilde buraya ulaşması için ulaşımda bir takım önlemlerin alındığını ifade edelim. Az önce tam da bulunduğumuz yerde menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının buradaydı ve maalesef o dördüncü şehidin burada bu hastanede olan bir yaralının olduğunu söyleyelim. Buraya gelen yakınları acı haberi aldıktan sonra maalesef gözyaşlarına boğuldu ve hayatını kaybeden o şehidimizin de İlerleyen dakikalarda adli tıp kurumuna götürüleceğini, otopsi için adli tıp kurumuna götürüleceğini ifade edelim. Menfur saldırıdan sonra hastanelerde de bir takım güvenlik önlemleri alındı. Hemen hastanenin girişine yine Yunus ekipleriyle görevli polislerin konuşlandığını ifade edelim. Önemli bir bilgiyi daha paylaşalım. O da şu, bugün izinde olan ve cerrahi müdahale yapacak olan doktorların izinleri de iptal edildi. Onlar da hastanelere, görevli oldukları hastanelere geri çağrıldı. Tabii yalnız bulunduğumuz yerde, yani Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değil, diğer hastanelere de yaralıların sevk edildiğini ifade edelim. Özellikle durumu biraz daha ağır olan yaralıların diğer hastanelere sevk edildiğini de altını çizmiş olalım. Peki nerelere götürüldü diğer yaralılar? Etlik Şehir Hastanesi, aynı zamanda Bilkent Şehir Hastanesi'nde şu an tedavi altında olduklarını ifade edelim. Yaralıların ve hayatını kaybeden şehit yakınlarının şu an itibariyle bulunduğumuz yerde olduklarını ifade edelim. Şu anda bir ambulansın geleceği yönünde, yeni bir yaralının buraya getirileceği yönünde bir bilgi geldi. Şu anda arkadaşlarım uyardı ve şu anda o kapsamda bir takım hazırlıklar yapılıyor. Yani ambulansın daha hızlı bir şekilde buraya ulaşması için şu anda burada seyir halinde olan diğer araçların hareket etmeleri, daha hızlı hareket etmeleri yönünde bir takım uyarılar yapılıyor. İbrahim Bayram ekranlara getiriyor. Az önce de söyledik, hayatını kaybeden bir şehidimizin yakınları burada. Diğer yaralıların da burada olduğunu söyleyelim. Bizler burada bulunduğumuz süre içerisinde 3 yaralı getirildi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne. Ve şu an onlardan birinin maalesef yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Yaralılarla ilgili en son resmi açıklamayı daha doğrusu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Menfur saldırıda 14 kişi maalesef yaralandı ve yaralılardan 4'ü düzeltiyorum hayatını kaybetti. 3 ağır yaralımız var. Tabii en büyük temennimiz şehit sayısının artmaması.
ve şu anda yaralıların da hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini hatırlatalım. Özellikle menfur saldırıdan sonra Ankara semalarında gerek ambulans helikopterlerin gerekse askeri helikopterlerinin de sayısında ve hareketlerinde bir yoğunluk olduğunu da gözlemledik. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ama an itibariyle gerek bulunduğumuz yerde yani Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gerekse Bilkent Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Etlikşehir Hastanesi'nde bir yoğunluğun, bir hareketlerin olduğunu söyleyelim. Özellikle acil servislerde bir takım hazırlıkların ve bir takım tedbirlerin alınması yönünde Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere bir talimatın geldiğini ifade edelim. İzinde olan doktorların izinleri iptal edildi ve cerrahi müdahale yapacak olan doktorların acilen hastanelere gelmesi, görev başına gelmeleri yönünde de o doktorlara bir çağrı yapıldığını ifade edelim. Durumu ağır olan yaralıların şu anda ameliyata alındığını ifade edelim ve maalesef hayati tehlikeleri devam ediyor. Diğer yaralılara da müdahale devam ettiğini hatırlatalım. O bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bulunduğumuz yerde de güvenlik önlemleri var Salih Nayman. Şu anda ekipler burada. Yine güvenlik personellerinin burada olduğunu söyleyelim. Ama yayınımızın başında belirttik. Tekrar altını çizmekte fayda var. İlerleyen dakikalarda burada bulunan bir şehidin otopsi için adli tıp kurumuna götürüleceğini ifade edelim. Ama ilk dakikalara nazaran ambulanslardaki hareketliliğin biraz daha seyreldiğini gözlemleyebiliyoruz Salih Neyman. İbrahim Bayram'la birlikte hastane acil servisinin hemen girişindeyiz. Buradaki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Hastanelerden birindeki durumu Yeni Mahalle'den Sercan Bilgi'den öğrendik.